demek ya? Yoruldum ne demek Mehmet abi? İnsan yorulduğu için dükkanını bırakır mı hiç? Ne zaman bırakır? Ya kardeşim, bende de gut var. Ben de mi bırakayım dükkanı? Olur mu öyle şey? Siz gençsiniz de abicim, çalışırsınız. Bak, Fehmi emekli oldu. Ne, benim hakkım değil mi emekli olmak? Ya Mehmet, iyi de şimdi dolmuş diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Dolmuşluk kolay mı ya? Mazotu var, tamiri var. Yine bakkallıktan iyidir abicim. Benim için yeter artık bu kadar. Tamam, bitti. Ne oluyor Bekir abi? Abi ne yazısı ya? Allah Allah, ne yazısı abi? Ya putik hali, ambu yazı bak, ambu yazı. Bana bak, itiraf et. Doğru söyle, bunu sen mi yazdın? Abi. Ay deli olacağım kız Bekir abi. Bana inanmıyor musun? O yazdı, diyeyim ben sana. Ya kurban olayım bacı, bana kız deme artık. Ya olur muyuz bana ya? Nurten Hanım teyze, vallahi ben yazmadım. Yemin ederim ben yazmadım Nurten teyze abla. Ya putik hali, bana bak. Bak itiraf et, kurtul. Senin zaten durumunu herkes bilir. Bekir abi. Ne? Abi bana her şeyi de ama senin durumunu zaten herkes bilir deme abi. Ya yazmadım diyorum ya, yazsam söylemez miyim? Ben de delikanlı adamım abi. Ambaga, tam dediğim gibi etti. Bana her şeyi de bilme. Ulan yürü karakola. Karakola mı? Tabii. Abi yapma, gözünü seveyim. Niye karakola gidiyoruz abi? Belediye başkanının kesin emri var. Dedi ki bu yazıyı yazanı bul ve onu cezalandır dedi. Nasıl ceza? Nasıl ceza? Bilmirem artık orasını, bilmirem. Kamu düzenini bozmak dedi. Artık 2 gün nezaret mi olur? 20 sene hapis mi olur? Onu tam bilmiyorum. Yürü karakola gidir. Senin yüzünden zaten işin tehlikeli. Bekir abi. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Şahin. Bırak, sus. Biraz. Atalım teyze. Konuşma, delikanlı ol biraz. Konuşma, yürü. Ya, yürü.